Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Dün bağa gelmedik. Evde işler vardı. Zaten cildilerin, tavukların yemi suyu önlerinde. Sadece köpeklerimize gece oğlum gelip yemek vermiş gitmiş. Tavuklar dün dışarı çıkmadılar. Bugün dışarı çıktılar. Annem evden yemek atıkları getirmiş. Ben de tepsilerini, buğdaylarını doldurdum. Şimdi birazdan annemin eve gitti. Evde işi vardı. Birazdan gelsin. Biraz daha yumurta salım zamanı var. Dün ve bugünün yumurtalarını toplayacağız. Bu arada da köpeklere kemik getirdik. Omurga, kaburga. Evet. Şöyle kemik kaynatacağız. Sobamızı da yaktık. Evet, sobamız da yanıyor. Kömürü doldurduk. Durum böyle. Babam da dışarıda geçici köpek kulübesini üstünü sağlamlaştırıyor. Rüzgar uçurmuştu. Muşambayı da köpek yırtıyor namussuz. Niye yırtıyorsa. Ne yapıyorsun lan? Evet. Bu el arabasını bunun içine koymayalım baba. El arabasını garaja koyak. Yırtıyor şerefsiz. Niye yırtıyorsa içeriği? Hayret ya. Evet. Tavuklar toprak banyosundalar. Şunlar boğaz derdinde. Şu da gezme derdinde. Forlukta da 2-3 tane tavuk var yumurta derdinde. Sobanın çıkan küllerini şuraya döküyoruz. Muhtemelen de onlar orayı yeşeliyorlar. Evde yemek attıkları falan. Hepsinin keyfi, sıhhati iyi çok şükür. Yaramaz bir durum yok. Civcivlerin sanırım bugün 5. günleri mi? 5. ya da 6. günleri. Neyse internetten bakarım. Video kaydında belli zaten. Durum vaziyet böyle şu an. Bunlar da burada geziyor. Burada yeşil alan var. Yeşillik yiyorlar. Yani verdiğimiz buğdayı yiyen orada buğdayı yiyorlar yiyorlar. Koşarak bu yeşilliğe geliyorlar. Enteresan. Şimdilik durum böyle. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi kafesteki civcivlerimizi inşallah bir ay bir buçuk ay sonra burayı boşalttım. Şöyle. Şimdi burayı güzelce temizleyeceğiz. Burayı süpüreceğiz. Dezenfektanını yapacağız. Buraya plastik ızgara alacağız. Aynı burası gibi. Hafta içi de bu taraf kümesi temizleyeceğiz. Burayı temizleyeceğiz. Plastik ızgarasını alacağız arkadaşlar. Yemliğimiz, suluğumuz oldukça fazla zaten. Burayı güzelce dekor yapacağız. Civcivlerimizi bir ay, bir buçuk ay sonra, belki bir buçuk ay sonra yavaş yavaş kafes ısısını da düşürerek, ortama alıştırarak yavaş 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 ön kapılarını açarak buraya. Zaten civcivler büyüdükçe ısının düşmesi lazım. Çünkü içeride hacim azaldığı için sıcaklık artacaktır. Onları da buraya ızgara döşeyip buraya alacağız. Ondan sonra makinemize 120 yumurta daha tedarik edeceğiz. Bakalım kimden de nasıl bulacağız. Çünkü bugün elektrik faturası gelmiş. Kuluçka makinemiz arkadaşlar. Normal eve 110 lira elektrik geliyordu. Şu anda 310 lira gelmiş. 200 lira elektrik yakmış 21 günde. Yani yumurta, kuluçka yumurta satan kişinin bana para iade etmesi hiçbir anlam ifade etmiyor. İade etsen olacak. 21 gün makinem boş çalışmış arkadaş. Boşa çalışmış. 200 lira havadan 24 tane civciv elektrik yaktık yani. Bundan sonra makineyi yarım yüklemeyeceğim zaten. 120 yumurta tedarik edeceğim. Bu yumurtalarımızda Bresse ve Rır yumurtası olacak. Ve Brahma yumurtası olacak arkadaşlar. Light Brahma yumurtası olacak. O şekilde 120'ye tamamlayıp Bresse 30 tane, Rır 60 tane, 30 tane de Brahma yumurtası yükleyip makinemizi çalıştıracağız tekrar. Bir ay sonra onlar, o zaman da bunlar büyür, boşalır. Yani civciv kafesini hiç boş bırakmayacağız. Kuluçkayı da hiç boş bırakmayacağız.
Ama bu sefer yumurtamı şehir dışından getirtmeyeceğim arkadaşlar. Buradaki tanıdık, bildik kişilerden, güvenilir kişilerden yumurtaları günlük olarak, bir haftalık yumurtaları tedarik edeceğiz. Makinemizi yükleyeceğiz yani. Başka da yapacak bir şey yok. Şu anda durum böyle. Hadi görüşürük. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Yoruldum. Burada 20 tane bir gilaboru fidanı dikmiştik. Buraları makineyle sürdüm. Şöyle çapalama makinesiyle tırmıkladım. Taşlarını topladım. Hem kar, yağmur yağınca toprak emsin, hem havalansın diye. Bir başa kadar makine girmeyen yerleri de bel yardımıyla belledim. Komple tırmıkladım. Güzel oldu. Buraya sezona doğru şu ön tarafa şöyle güzel bir sağlı sollu çit yapmayı düşünüyorum. Belki buraya yapmayabilirim ama şu çiti sökeceğiz. Bu da güzel gözüküyor ki paletlerden yapmıştık. Ama bu çiti sökeceğiz. İçeriye direkler göbüp kalın telle çekeceğiz. Tavuklar zepselik alana girmesin diye. Çünkü yaza doğru tavuk sayımız bayağı artacak. Artırmayı düşünüyorum. Sağlı solu zepseliğe, şu beyaz direğin oradan şu alanı çit içine çevireceğiz. Hem tavuklar girmeyecek, hem köpekler girmeyecek. Köpekleri de, tavukları da rahatça bahçeye bırakabileceğiz. Şurası zepselik alanı olacak. İyi olacak bakalım. Şimdi ilkbahara doğru buranın çukur yerlerini belirleyeceğiz. Direklerini kestireceğiz. Şu alanı komple, efendim, şu cevizin oradan itibaren bu alanı komple çitle çevireceğiz arkadaşlar. Buralar ağaçlık bölümler. Bakarız. Duruma göre hallederiz. Çamların dibini sürmüyoruz. Çünkü çamların dibi sürülmez. Yumuşadığı zaman rüzgar devirebilir. Diplerini yumuşatmaya gerek yok. Çamlar güzel bir şekilde gelişiyor zaten. Evet, durum böyle. Tavuklarımızı da içeri aldık. Bugün bir tane civciv videosu çektim. O videoyu da Sahra'nın Çiftliği kanalından seyredebilirsiniz. Linkini, Sahra'nın Çiftliği kanalının linkini yeğenim olur. Onun kanalına yükleyeceğim. Onun kanalının linkini de aşağı bırakıyorum. Ona da abone olup beğenirseniz sevinirim. Evet, bugün günlerden pazar. Her gün video atmayacağım. Günlük çektiğim videoları böyle, efendim, köpeklerimizin tepsisinde yıkadım. Şimdi onların yemeklerini hazırlayacağım. Öbür hafta, bugün de, pazar günü de bunların ikinci iç parazitlerini yapacağız. 15 gün sonra olmuş oluyor. Tepsilerini de yıkadık. Şöyle kemiklerin durumunu da göstereyim size. Annem de güzel bir yemek yaptı. Şöyle köpeklerin kemikleri de kaynadı. İyice kaynadı değil mi anne? Oo, çok sıcakmış. Bezini açayım. Evet. Güzel. Sen bunun içine başka bir şey atmadın değil mi? Tamam. İçinde ne var? Sirke döktük sadece. İlikleri daha çabuk çözülsün diye. Bir de tuz attım, kaya tuzu. Evet. Pazar günkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. Yumurtaları toplamayı unuttuk. Tavukları içeri aldık. Şimdi yumurtaları da toplayalım. Dur annemi çağırayım da yumurtaları toplayalım. Evet arkadaşlar. Yumurtaları unuttuk toplamayı. Hadi gel. Gün gelmedik. Yok ya, kırmazdı. Kıracaklarını kırmışlardır zaten de. Mikroplar var. Yavaş, hareket etti. Maşallah. Ekmeklerinizi yiyorsunuz. Yumurtalarınızı da yaptınız. Hadi şuradan topla, sayarak topla bakayım. Yemişler mi? Yemişler, katılmışlar, görmüyor musun? Yok canım.
Bunlar pisliğe benziyor. Say kaç sayarak? 4. 4. 6. Yavaş koy. 8. 10, 12'den orada var. 12. Getirsene eğilme ben alayım şuradan. 12. 12. Şöyle 14. Şöyle 16. 18. Arkadaşlar bakın maşallah yumurtaya bak. Koca koca 20 şöyle 22 23 maşallah. 23 şöyle 25 27 şunlara bakın ne yumurtalara ya şöyle siyah çok eleştiriyor 27 alamıyor. 29 31 33 35 maşallah şunlara bak 35, 37, 38 tane var. Ay maşallah. 38 tane olunca nasıl oluyor? %100 yine. Evet. Maşallah 19 tavuk arkadaşlar. Evet. İyi de yedikleri buğday bilirler. Buğday mı atmamışlar? Demek ki o zaman şeyden de cuma, cuması toplamadık, cumadan da yumurta atmış oraya. Aha. Yani 20 tavuk olsa 40 tane olur. Ben bunların yemliğini de getireyim, doldurmuştum. Dur yemliğe gideyim alayım. Yok şimdi alıp koyarım. Unuturuz giderken de şimdi alayım koyayım ben. Sen yumurtaları götür hadi sana iyi akşamlar. El salla da iyi akşamlar de. İyi akşamlar hepinize hayırlı hafta başları gelsin inşallah. Amin. Daha köpeklerin yemekleri var ya iş bitmiyor ki burada. Burada iş bitmiyor arkadaşlar yani ya. Evet. Videonun civcivlerimi videosunu çektim. Oo çok doldurmuşum. Niye bu kadar dolduruyorsun? Videonun açıklama kısmına civcivlerin yeğenimin kanalına yükledim arkadaşlar videoyu. Sahra'nın çiftliği diye. Videonun açıklama kısmında linki var. Ona da girip abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Çocukça sevinsin. Okuldan dolayı kanalıyla ilgilenemedi. İnşallah yaz gelince bol bol video çeker o da. Yeminizi getirdim kızlar. Aferin size. Yediğinizin hakkını veriyorsunuz. Hadi gel. Ya çıkma dışarıya arkadaş. Geç içeri. Geç içeriye. Hadi. Afiyet olsun. Evet. Pazar günü videomuz bu kadar. Şimdi annem yemek yaptı sobada. Onu yiyelim. Ondan sonra köpeklerimizin de yemeğini verelim. Taze et haşladı. Kemik. Köpeklere de onları vereceğiz arkadaşlar. Herkese iyi haftalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.